Ali ve Berk'in ortalamaları arkadaşlar, boy ortalamaları 193 artı 157 bölü 2'den 175. Şimdi bunların boy ortalaması daha az olduğu için ve gerçek boy ortalaması daha yüksek olduğu için aslında küçük sayıyı çıkardığımız için ortalama büyür arkadaşlar. Dolayısıyla şu artarları bir yapalım. Neden büyür bu arada onu da söyleyeyim. Toplam sayıdan arkadaşlar küçük bir sayı çıkacağı için sayımız yeterince büyük kalır, ortalama da böylece büyür. Bilgi olarak da aklınızda bulunsun. Ortalamadan daha büyük bir sayı çıkarırsanız ortalama azalır. Ortalamadan daha küçük bir sayı çıkarırsanız da ortalama artar arkadaşlar. Gelelim şimdi medyana. Medyan değişmez. Çünkü bir en büyükten aldık arkadaşlar, çıkarttık. Bir de en küçükten aldık, çıkarttık. Böylece insan sayısı değişmeyecek. Ortanca sayı yine değişmez en büyük ve en küçüğü çıkarttığımız için. Cevabımız D olur bu yüzden. Memurun maaşına 100x diyelim. Hatta 100 TL diyelim bakın. Nasıl olsa bizden oran istiyor. 100 TL olsun. %20'si ev kirasına gittiği zaman geriye ne kalacak? 80. Kalanın %25'i faturalara gitmiş. 80'in %25'i yani 1 bölü 4'ü. 20 de arkadaşlar kiraya gidecek. 60 kaldı. 60'ın tamamı da mutfak masrafına gidiyormuş. Ne demiş bize? Harcadığı parayı gösteren daire grafiğini çizdiğimizde faturalara ayrılan daire diliminin merkez açısı. Faturalara ne kadar ayırdık? Buradaki 20 TL'yi ayırdık. Toplam maaşı 100 TL idi. 20 bölü 100 ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 5. Bu da 360'da 365'e böldüğümüz zaman 72 dereceye karşılık gelir C şıkkı. D ve E arasındaki farka bakın 45. Öbürü de arkadaşlar 15 derece kalıyor buraya. 15 derece kaldığı için aradaki fark 30 derece. 30 derecelik fark kaça karşılık geliyor? 200'e. Peki B meyvesi 150 derece. 30'un 5 katı olduğu için 200'ün 5 katı 1000. Böylece doğru orantıdan C şıkkını getirdik. Aritmetik ortalama, geometrik ortalama eşitse bütün terimler birbirine eşittir arkadaşlar. Bütün terimler birbirine eşit olduğunda evet açıklık değeri sıfır olur. En büyük terim, en küçük terim diye bir şey olmayacak çünkü eşit terimler var. Medyan vericisinin bir elemanıdır. Gerçekten evet öyle bakın. Bir örnek göstereyim. 3 3 3 olsun böyle. Haliyle ortanca terim yine terimin kendisi. Standart sapması sıfırdır. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Haliyle cevabımız E 1 2 3 oldu. Bu sayıların toplamı arkadaşlar 61. A artı B artı C'nin de toplamlarının o zaman burada kaç tane sayı var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunların toplamının ortalaması 13 olduğuna göre 61 artı A artı B artı C'nin 117 olması lazım. Haliyle A artı B artı C'de arkadaşlar 56 geldi. Şimdi küçükten büyüğe sıralanmış bu sayılar mecburen o zaman A15 B'de 16 olacak. A15 B16 olduğu için C'ye de kaç kaldı? 31 yani 25 kaldı. Bunun aralık değeri o zaman 25'ten 4'ü çıkardığımızda 21 B şıkkı. Toplam artış ve azalıştan yola çıkacağız burada. Başlangıçta hepsinin fiyatları aynıymış. Hepsine 100 TL deriz, hallederiz. 100 TL olsun. Değişim bakın %15 azalış. %10 azalış. Mavilerde o zaman %25 azalış var. Burada pembelerde de ne var bakalım. 35-20 daha artı 55 var. Haliyle toplamda yüzde, yüzde demeyin pardon. 30'luk bir artış var. Ama ne kadar da? 100, 100, 100, 100, 400. 400 TL'de 30 TL'lik bir kazanç var arkadaşlar. O zaman %7,5'luk bir artış olur. C şıkkı. 4 5 6 7 8'den değil de önce 5 5 5 5'ten başlayalım. Bunun standart sapması arkadaşlar 0'dır. Çünkü eğer sayılar birbirine eşitse herhangi bir sapma yoktur. Adı üstünde aslında sapma dediğimiz şeyin arkadaşlar olması için fark olması lazım. Burada fark yok. Standart sapma 0. Gelelim şimdi A mı büyük C mi büyük mevzusuna. Üstteki bu sayıların aritmetik ortalaması 6. En alttaki sayıların aritmetik ortalaması da arkadaşlar 6.6. Haliyle bu sayıların bakın 6'ya olan uzaklığı az. Bu yüzden bunun standart sapması 6.6'ya bunların uzaklıkları daha fazla olduğu için C'ye göre standart sapması daha azdır. Böylece B, C standart sapması olur. C şıkkı. A malında arkadaşlar kar %50. Neden? Satış fiyatı 0.8 iken kar 0.4 ve doğrusal grafik hep aynı oranda artacağına işaret eder. Zaten bunu şeyden de anlayabilirsiniz. Bakın trigonometride tanjant alfa gerçekten tanjant alfa değişmez. Yine burada da aynı şekilde doğrusal grafik gereği kar arkadaşlar 1 bölü 3 oranına sahiptir. İsterseniz yine bunu trigonometriden de görebilirsiniz. Böylece 336'da %50 kar olması için satış fiyatı üzerinden Kâra söylemiş çünkü satış fiyatı üzerinden burada kar verilmiş ona göre. Böylece 168 kar edilecek. Yine satış fiyatı üzerinden kar 1 bölü 3 bu yüzden burada da kar 90 TL olacak. Toplam kar böylece 258 D şıkkı. Kesirlerle çok uğraşmamak için arkadaşlar şöyle yapalım. 360 X diyelim. Not toplamına o zaman matematik 7 bölü 36'sı olacağı için matematik gördüğünüz gibi 70x olacak tamam mı? Bize ne demiş bakın ilk sınavdan aldığı toplamlar neyse ikinci sınavdan da aldığı toplam puan oymuş. Böylece buna göre arkadaşlar ikinci sınavda matematikten bakın 110 derecelik bir başarısı var 360 derecede. Ve buna göre şunu söyleyebiliriz o zaman. 70x puanı var 20 puan daha artmış. 110 x'e yükselmiş. Çünkü biz 360 x dedik birinci sınavın toplam puanına o zaman ikinci sınavda da toplam puan değişmediğinden yine 360 x olacak. Böylece 20 eşittir 40 x arkadaşlar x 1 bölü 2 geldi. Haliyle tarih sınavında ikinci sınavda kaç almış? 30 almış. İlk sınavda bundan 10 puan fazla almıştı. 40 puanmış ilk sınavı arkadaşlar C şıkkı. En azından bir tanesinin sayısını vermiş. Bu bize çözümü getirecek. A 75'miş. Yani 360 derece olduğu için arkadaşlar toplam sayı x olsun. x çarpı 50 bölü 360 neye eşit verilmiş? 75'e. Bunlar sadeleşsin 3, 2. Bunlar da sadeleşsin 180. Toplam öğrenci sayısı böylece 540 olur. Artık diğerlerini de tek tek bulabiliriz. 540 çarpı Z'ye bakarsak yani o B'ymiş. 100 bölü 360 diyeceğiz. Böylece bu sıfırlar gitti. 54, 36, 3 yaptı. 2, 3, 150 tane öğrenci varmış gördüğünüz gibi. B'yi bulduk. Sonra gelelim C'ye. C ne arkadaşlar? 90 derece bunlardan geriye kalan. 540'ın yani 4'te biri. Böylece 500 olsaydı 125 44'e bölersek 10. 135 kişi de C'de olacak. Şimdi geriye ne kaldı? D'yi bulmak. O da 120 derece yani tam 3'te biri. 540'ın 3'te biri de 180 yaptı. 180 ile 150'yi toplayacağız. Çünkü öyle diyor. A ile B'yi topla. 330 yapar. 165 çıkartacağız bundan. Böylece 165 olacak fark. D noktası dikdörtgenin merkeziymiş. AD, eşit olur. Soruda kendisi AD, DB eşit demiş. Bir de EC de eşitmiş. Mavi yolu izliyormuş arkadaşlar Arda. Haliyle bakın şöyle e, rengi değiştirelim. Arda bakın şöyle ilerlediği için merkeze olan uzaklığı gittikçe artar. Neden? Hipotenüs arkadaşlar. Bakın hipotenüs gittikçe büyüyor. Dolayısıyla ilk durumda artar. Sonra şu D noktasının hizasına geldiği zaman yine uzaklık başlangıçtakine doğru döner. Sonra yine arkadaşlar gelir. Buradan yine artar ve yine azalır. C'ye gelir. O zaman burada arttı azaldı arttı azaldı birincisi arda deriz. Geldik şimdi ikincisine. İkincisi yani burcu sarı renkli yolu alıyormuş. Hemen Burayı bir silelim. Sarı renkli yolu aldığı için merkeze olan uzaklığına bakın şimdi. Merkeze olan uzaklığında burada azalıyor gittikçe sıfıra iniyor. Tam D noktasının üstüne geliyor. Sonra yine artıyor aynı noktaya geliyor. O zaman Burcu da ikinci diyebiliriz. Neden peki doğrusal? Çünkü arkadaşlar doğrusal bir yol üzerinde ilerliyor. E, hızı da za zaten sabit. Gittikçe her saniyede eşit miktar azalır. Sonra yine her saniyede eşit miktar artar. Bu önemli. O yüzden burada Burcu'nunki doğrusal grafik. Gelelim şimdi üçüncü kişiye yani Cenk'e. Cenk de arkadaşlar pembe yolu takip ediyormuş. Cenk'in uzaklığına bakarsak şimdi D'ye. Gördüğünüz gibi burada başlangıçta. Sonra arkadaşlar azalıyor. Ama tabii ki doğrusal bir artış olmayacak. Çünkü bu bir nevi kosinüs teoremi olduğu için Şurada kenarları bulurken normalde buna göre azalacak. Sonra tam ortaya gelecek. İkiz kenar bir üçgenin tam ortası arkadaşlar yükseklik iner oraya ve tabanı iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla ikiz kenar üçgeni olduğundan bu buna eşit olacağı için buraya kadar olan uzaklık gittikçe azaldı. Sonra yine aynı şekilde artacak. Ama dediğim gibi burada hipotenüs mevzusu olduğu için sürekli bu yüzden düzgün bir artış olmaz. Evet böyle bir yay çizer. Dolayısıyla 3 de Cenk'e ait sırasıyla 1, 2, 3 oldu doğru cevap.